Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi biliyorsunuz ki bir yıldan fazla bir süredir EYT konusuyla ilgili çıkacak mı çıkmayacak mı derken sonuca geldik. Şimdi hızlı bir giriş yaptım videoya ama EYT ile ilgili herkes çok dolu. Bugün tarihlerden 21 Haziran 2023. Çok kıymetli bir video yapacağım arkadaşlar. Bilgiyi almak isteyenler, videomu seyredip ne demek istediğimi anlayanlar zaten kazançlı çıkacaklardır. Her zaman şöyle söyleyeyim, insanların umudunu kıran yorumlara çok önemsemeyin. Önemli olan kendi planlamalarınız arkadaşlar, yaptığınız planınız. Çünkü emeklilik sizin yarın yaşlılıkta sizin geleceğiniz, yani öyle söyleyeyim, garantiniz, yani geleceğinizin garantisi. Emeklilik çok önemli. Şimdi EYT'de bu süreci daha iyi gördük. Çoğu kişi, yani belki yüzlerce kişiden duydum bunu, binlerce kişiden, keşke keşke keşke. Arkadaşlar, keşke dememek için bu kıymetli videomu çektim. EYT'den primi dolduramayanlar, Bağkur'dan dolayı sorun yaşayanlar, bütün sorunları burada anlatacağım. Benim için önemli olan arkadaşlar, bakın videolarımı paylaşın ki hem yayılması açısından hem de gündeme gelmesi açısından çok önemli. Gerçekten çünkü çok kıymetli bir zamanımı sizlere ayırıyorum. Çok sık video çekemesem de, ayda 1-2 video çeksem de çok önemli konulara değiniyorum. Çok kıymetli bir bilgi olduğu zaman oturuyorum, video çekiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok vaktim çok kıymetli. Ve ben vaktimi bunu kadir kıymet bilen insanlara aktarmak istiyorum. Buradan dediğim gibi onlarca yüzlerce kişiden de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunu açık açık ifade ediyorlar. Benim sayemde, yani edindikleri bilgiler sayesinde karar veriyorlar, yol alıyorlar. Yani birçok arkadaşım da mesela doğum borçlanmasını yaptı, önerimle yaptı, sigortasını başlattı ya da bir iş yerine başladı. Ben böyle şeyleri görünce arkadaşlar daha çok video çekmek istiyorum. Gerçekten bizim artı, benim için kazanç olan bu, yani öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim en önemli kısma. Videolarımı paylaşın, abone olun ki bütün yeniliklerden haberdar olun. Ayrıca asgari ücretle ilgili artışları, yeni SGK primlerini işledim. Şimdi birazdan borçlanmalarla ilgili önemli bir video çekeceğim. Benim şu andaki bu EYT ile ilgili prime takılanlarla ilgili çekmek istediğim bir video arkadaşlar. Çünkü EYT'de 1,5 milyon kişiden fazla kişi dilekçesini verdi. İkinci, üçüncü maaşını alıyor. Tabii ki bunlar kimler? Yaş şartı ortadan kaldırıldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olan ile ve primi dolu olanlar, prim dolu olanlar derken E-Devletinize girdiğinizde çalışma hayatım kısmında oradaki primlerinizi eğer doldurduysanız, orada bir tablo var. Sigortalarınızın giriş tarihlerine göre, mesela 90 yılı, 91 yılı, 92 yılı, bu şekilde gidiyor. Ona göre primler artarak devam ediyor. Hangi sınırlar içinde? 4A SGK için 5000 ile 5975 gün arasında isteniyor, bilginiz olsun. Tabii ki erkeklerin, bayanların farklı. Şimdi bunu hemen hemen herkes biliyor. Yalnız ben şunu gördüm etrafımda. Hala da E-Devlet şifresini almayan, hala da EYT'li olduğunu bilmeyen var. Gerçekten EYT'li, sigorta başlangıcı var 95-94 ama EYT'li olduğunu bilmiyor ve primi de az ya da eksik yani. Şimdi ben bu videoyu onlar için çektim. Çoğu kişi de farkında, primi yok. Yani ne yapabilir? 5000'e tamamlayamıyor ya da az kalmış. Mesela 1 sene, 2 sene, 3 sene daha çalışması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir süreçtesiniz. Bugün dediğim gibi tekrar ediyorum, tarih 21 Haziran 2023. Eğer prim eksiğiniz var ise, EYT'den emekli olma şansınız var ise hiç düşünmeyin. Neden? 1 Temmuz itibariyle de olsa emekli aylıklarına da güncelleme geleceğini düşünüyorum. Şu anda en düşük maaş 7500 TL. Düşünün, emekli olduğunuzda bir para alacaksınız. Primi eksik olanlar, eğer ki yapılandırma fırsatı ve şansı varsa, bakın arkadaşlar şans diyorum. Çünkü neden? Çocuk borçlanması, eğer çocuğu varsa yapabiliyor. Bir çocuğu varsa 2 yıla kadar borçlanabiliyor. 2 çocuğu varsa 4 yıla kadar. 3 çocuğu varsa devlet bunu zorunlu hale getirilmiş. 6 yıla kadar borçlanma hakkı veriyor 3 çocuk için. Ama diyelim ki
ikiz gebelikte bir tane çocuğu borçlanabiliyor. Artı borçlanma yapabilmenin de tek şartı doğumdan önce kadının SGK'lı olarak sigorta girişinin olması gerekiyor. Eğer doğumları yaptıktan sonra SGK girişiniz var ise yine borçlanma yapamıyorsunuz. Şimdi borçlanma tutarlarına geleceğim. Bayanlar için günlük çocuk borçlanması 143 lira 09 kuruş. Ne kadar güne ihtiyacınız varsa bununla çarpıyorsunuz. 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle çocuk borçlanması günlük 143 TL 09 kuruş arkadaşlar. 2 yıl için tek çocuk borçlanacak olan kişi 103.023 TL ödeyecek. Yani gerçekten rakamlar çok yüksek. Düşünün yani %34 zamma 1 Temmuz itibariyle çocuk borçlanmalarına da gelecek, askerlik borçlanmalarına gelecek ve ihyaya ve yurt dışı borçlanmasına gelecek. Yani bu farkındalık için bu videoyu çektim. Eğer ki EYT'den emekli olamayanların prime ihtiyacı varsa eski tutardan borçlanabilmek için son 10 gününüz kaldı arkadaşlar. Borçlanabilmek için son 10 günün içindesiniz. Gerçekten elimden geleni yapıyorum. Yüzlerce video çektim EYT ile ilgili. Şu andaki videom çok çok kıymetli. Eğer ki eski tutardan borçlanmak istiyorsanız SGK'ya E-Devlet üzerinden ya da SGK'ya giderek askerlik borçlanması hakkınız var ise, çocuk borçlanması hakkınız var ise ya da yurt dışı borçlanma hakkınız var ise gidip bunu yapmanız gerekiyor. Yani dilekçenizi vermeniz gerekiyor. Tabii ki dilekçenizi verdiniz. Tebligat geldikten sonra elinize SGK'dan tebligat ulaştıktan sonra askerlik borçlanması için ve çocuk borçlanması için 30 günlük süre içerisinde ödemenizi tek seferde yapmak zorundasınız. İhya her zaman yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ihyanın günlük tutarlarına zam geliyor. 154 lira 27 kuruşa çıkıyor. 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle. Öyle söyleyeyim. 154 lira 27 kuruş. Bu tutarlar 31-12-2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ne olacak? 1 Ocak 2024'ten itibaren yine zam gelecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi 1 milyon kişi, 2 milyon kişi de primini doldurmak üzere bekliyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü EYT'li olup da emeklilik dilekçesini veremeyenler var. Bunlar kimler? Primi eksik olanlar ya da Bağkur borcu olanlar borçlanma dilekçesini veremiyor. Çünkü Bağkur borcunu kapatmak zorunda. Ya da Bağkur borcu yok ama güne ihtiyacı var. Devlet diyor ki ihya yapacaksın. Eğer ki Bağkur'dan gün almak istiyorsa hepsini ödeyeceksin. Kişinin gücü yok. Mesela diyor ki benim 1000 güne ihtiyacım var. Devlet bana diyor ki 3000 gün borçlan. Tabii ki bu tutar rakama vurduğu zaman yükseliyor. Yine dediğim gibi çocuk borçlanması, özellikle kadınlara sesleniyorum. Bir gün bir gündür arkadaşlar. Primleriniz eksikse lütfen borçlanmalarınızı yapın. Primlerinizi tamamlamaya bakın. İnanır mısınız? Yüzlerce elimde evrak var. E-Devlet şifreleriyle girip baktığımda hiç günleri yok. Yani hiç mi yaşlanmayacağınızı düşündüğünüz? Gerçekten hani inanamıyorum. İnsanların bu kadar primlerine, emekliye, yani emekliliğini arka plana atmalarına inanamıyorum. Şöyle söyleyeyim, gerçekten kendi annemden örnek vereceğim. Benim annem daha ucuz işte çalışırdı ama sigorta primini ödenen yerde çalışırdı, öyle söyleyeyim. Yani prim çok önemli arkadaşlar. Gerçekten yaşlılığınızda ne olacağınızı bilemezsiniz. Yani yıllar o kadar hızlı geçiyor ki. Hatta çocuklarınız da, her zaman söylediğim bir şey var. 18 yaşına geldiğinde yazın. İsterse üniversiteye de gidebilirler ama yazın Temmuz Ağustos'ta çalışabilecekleri bir işte, işte hem sigortalarının olduğu hem de iş yaşantısı tanıyabilecekleri bir işe başlamalarını kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Çünkü en azından başlangıçları olur, öyle söyleyeyim. SGK çok önemli. Şimdi konuyu dağıtmayalım. 3600 günden emekli olmak isteyenler var, yaş bekleyenler var. Son 3,5 yıl çok önemli. Stajdan mağdur olanlar var. Artık onların umutları o kadar kırıldı ki ben üzülerek bunu söylüyorum. Staj ve çıraklık konusunda çok mağdurlar var. İnşallah çözülür. Çünkü neden? Önümüzdeki sene Mart ayında da belediye seçimleri var. İzmir, İstanbul,
Ankara, Bursa bunlar Türkiye'nin nüfusunu taşıyan şehirler. Onun için seçimde vaat edilen konuların SGK ile ilgili vaatlerin, işte emeklilikle ilgili vaatlerin hani biraz olsun bir ışığını görmek isteyecektir insanlar. Öyle söyleyeyim. Yani tercihlerinde bunu kullanacaklarını düşünüyorum. Mesela seçim beyannamelerinde ev hanımlarına vaatler verildi. Birçok ev hanımı beni de aradı. İşte biz nasıl emekli olacağız? Siz nasıl emekli olacaksınız? Açık açık yorum yapayım. Primlerinizi öderseniz almış olduğum duyuma göre üçte birini devlet ödeyecek, üçte ikisi. Ama bu daha sonradan netleşecek. Yani benim şu anda söyleyebileceğim bu kadar. Çünkü neden? Primi olanlara bile şu anda devlet emeklilik hakkı vermiyor. Yani örnek veriyorum, çocuğunu doğurduktan sonra işe başlamış, ona borçlanma hakkı vermiyor. Asıl en önemli mesele bu. Kişi çalışmış, çocuk dünyaya getirdikten sonra iş başı yapabilmiş. Yani o zaman fırsatı olmuş. Yani annelik gerçekten içgüdüsel bir olay. Mevlüt çok büyük emek, kıyaslanamayacak derecede vakit isteyen bir durum. Bunun hani devletin kadınlara burada yani doğumdan önce SSK'sı olmayan kişilere de borçlanma vermesi gerektiğini kesinlikle altını çiziyorum. Aynı askerlik borçlanması gibi. Çünkü askerlik borçlanması SSK'dan önce eğer askere gittiyse EYT'de geri çekebiliyor bir o kadar. Böyle söyleyeyim. Bu şekilde. Şimdi gelelim borçlanma tutarlarına. 12 ay askerlik borçlanması 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle bir erkek 12 ay askerlik borçlanması yapmak istiyor. 51.511 TL ödeyecek arkadaşlar 12 ay için. 18 ay askerlik borçlanması yapmak istiyor. 77.267 TL ödeyecek 18 ay için. Primini tamamlamak isteyen, EYT'den emekli olmak isteyenler için tekrar tekrar edeceğim bu tutarları. Dediğim gibi bu tutarlar 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle geçerli. Ne zamana kadar geçerli? 31.12.2023 tarihine kadar geçerli. 12 ay askerlik borçlanması yapmak isteyenler 51.511 TL ödemek zorunda. 18 ay askerlik borçlanması yapmak isteyenler 77.267 TL ödemek zorunda. 2 yıl, bakın sadece 2 yıl çocuk borçlanması, tek çocuk yapmak isteyenler 103.023 TL ödemek zorunda. Diyelim ki 4 yıl çocuk borçlanması yapacaksınız, 2 çocuk. Bu rakam tabii ki 206.000 TL'ye çıkıyor. İhya günlük borçlanma tutarı 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 154.27 TL kuruş. Tekrar ediyorum. İhya'nın borçlanması günlük 154 lira 27 kuruş. EYT'den emekli olmak isteyenler, işte Bağkur İhya fırsatı olanlar için son 10 gündeyiz. Neden son 10 gündeyiz? Yapılandırma çıktı arkadaşlar. 7440 sayılı kanun çıktı. Yapılandırma, af, taksitlendirme. Yani 31.12.2022 tarihine kadar borcu olan, Bağkur borcu olanlara yapılandırma fırsatı veriyor devlet. Ayrıca ihya her zaman var ama ihya dediğim gibi 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle %34 zamlı geliyor. Yine son 10 günün içindesiniz. Eğer ki hani şimdi ben birçok biliyorsunuz ki programda dedim ki tamam bu kanun çıktı. Bundan sonra artık Bağkur'la ilgili İhya ile ilgili bir şey beklemiyorum. Çünkü neden? Kesinleşmiş bir kanun var arkadaşlar. Yani nasıl değişecek? Hala da bekleyenler var. İhya çıkacak mı? Bağkur çıkacak mı? Çıkan Bağkur yapılandırma çıktı. Yani silinme yok. Borcu ödemek zorundasınız emekli olabilmek için. Bağkur borcunuz varsa emeklilik dilekçesini veremiyorsunuz. GSS primi borcunuz varsa emeklilik dilekçenizi verebilirsiniz ama daha sonradan SGK'ya çağırırlar. Siz derler ki şu kadar borcunuz var, bu kadar borcunuz var. Bununla uğraşmak istemiyorsanız GSS primlerinizi, Bağkur primlerinizi kapatıp borçlanma dilekçenizi verin. Çünkü bu sefer geçersiz olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer sizin Bağkur borcunuz varsa EYT'li de olsanız emekli dilekçesini veremiyorsunuz. Bu borcu kapatmak zorundasınız. Çünkü yüzlerce, binlerce kişi Bağkur borçlarının silinmesinin çıkması için bekledi. Ama böyle bir kanun çıkmadı. Yani yapılandırma çıktı arkadaşlar. Ya borcu ödemek zorundasınız EYT dilekçesini verebilmek için,
ya da ödemek zorundasınız yani. Silinme yok. İhya da aynı şekilde taksitlendirme çıkmadı. 3 ay içerisinde ödemek zorundasınız ihyayı da. Yani onda da aynı şekilde faizlerin silinmesi çıkmadı. Yapılandırma çıktı yani. Yapacak bir şey yok. Önünüze bakmak zorundasınız. Olacakla öleceğin arasında olmaz yani. Bakın ben gerçekten 10 kere 20 kere aynı şeyi YouTube kanalının altına soruyor. Yani resim ortada arkadaşlar. Başka çıkış yolunuz varsa tamam. Ya bekleyeceksiniz, sürekli bekleyeceksiniz. Ya da bir işin ucundan tutup ödeyeceksiniz. Yani EYT'den emekli olmak istiyorsanız ucuz tutardan borçlanma hakkınız varsa son 10 günün içindesiniz. Bakın uyarıyorum. Şimdi oradan çıkıyorlar, neyle ödeyeceğiz? Artık onu bilemem, neyle ödeyeceksiniz. Yani bir işe mi girersiniz, kredi mi çekersiniz? Eğer ödeyebilecek gücünüz varsa, ödeyemeyecek gücünüz varsa ne yapacaksınız? Çünkü neden? Emekli olunca da size 10.000 TL aylık bağlanacak, 7.500 TL aylık bağlanacak yani. Yani bunu kalkıp da şimdi işte ihya çıkacak mı? Çıkmayacağı belli oldu yani. Bir şeyler yapmak zorundasınız. Bir yerlerden borçlanıp taksitlendirmenizi, yapılandırmanızı yapmak zorundasınız. Yani borç lafla zaman geçirmektense zaten bakın EYT açıklandığından beri, Aralık ayından beri bir işe girseydiniz 1 Ocak itibariyle bugün itibariyle 6 ayınız olacaktı. 180 gününüz olacaktı yani. Öyle söyleyeyim. Yani beklemek bir yere kadar. Yani bir yerden sonra beklemek olmaz. Ya gidip işbaşı yapmak zorundasınız. Ayrıca son 3,5 yıl çok önemli. Bakın burada 5000 gün. Herkes kendini bir de 5000 güne göre ayarladı. Evet, EYT'de bu sorun da çözülmedi. Ama yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı primlerinizi doldurmak zorundasınız. Ama askerlik borçlanması yaparsanız öne çekersiniz. Çocuk borçlanması da yaparsanız primlerinizi... Ne kadar priminiz hızlı doldurduğunuz, o kadar çabuk dilekçenizi vereceksiniz. Yani ne kadar erken verdiğiniz o kadar iyi. Yani o kadar erken maaş almaya başlayacaksınız. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yani emeklilik gerçekten çok güzel bir duygu. Şimdi ihya borçlanmasını işte yapalım mı? Gücünüz varsa yapın. Tutarlarınız böyle sizi korkutmayacak tarzda ödeyebilecek gücünüz varsa yapın. Dediğim gibi 10 gün sonra zamlı tutarlar gelecek arkadaşlar. Bu videoyu ondan çektim. %34 zamlı ödeyeceksiniz. 1 Temmuz itibariyle ihyalar %34 zamlı olacak. Borçlanmalar %34 zamlı olacak. Eski tutarlardan ödemek istiyorsanız SGK'ya gidip dilekçe vermek zorundasınız. Gidemiyorsanız işten gelince e-devletinizle girin. Arama butonuna e-devletin içinde askerlik borçlanması yapın. Yazın, analık borçlanması yazın. Oradan da başvurunuzu yapabilirsiniz. Dediğim gibi yani bayanlarda 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. Tek çocuk için 2 yıl, 2 çocuk için 4 yıl, 3 çocuk için 6 yıl. Gerçekten buna ihtiyacı olan bayanlar için önemli. Ha ne olacak? 6 yıl borçlanmak isterse 300 bin lira para ödemiş olacak. Öyle söyleyeyim yani, yuvarlak rakam söylüyorum. Çünkü neden? Asgari ücrete de %34 zam geldi. Günlük borçlanmaları da zam geldi. Eski tutardan borçlanma yapmak istiyorsanız 30 Haziran 2023'e kadar size fırsat. Buyurun gidin yapın. Bakın Bağkur yapılandırma bir gün dahi çok önemli. Eğer Bağkur borcunuz varsa gidin yapılandırın. Yani en azından katkıdır, silinmediyse eğer. Silindiyse ihya yapmak zorundasınız. Silinmediyse yapılandırma yapıp ödeyebilirsiniz yani. Bağkur borçlanmasını da e-devletlerinizden, sistemden girip yapabilirsiniz. 7440 sayılı kanun Bağkur yapılandırma yazın, çıkacak önünüze. Yani hepsini tek tek anlatıyorum. Gerçekten emek veriyorum. Lütfen ihmal etmeyin. Şimdi çalışanların, primi olanların sorununu çözülmemişken ev hanımları nasıl emekli olacağız derdinde göreceğiz bakalım. Yani şu an net açıklanan hiçbir şey yok, onu söyleyeyim. Bir de en önemli konu Bağkur eşitlemesi bekleniyor. Arkadaşlar bakın burada sizleri uyarıyorum, Bağkurlulara. Burada dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız küçük esnaf. Küçük esnaftan kasıt yaptıkları mesleklere göre, ama bunlar açıklanmadı. Kriterler ne olacak? Standartlar ne olacak? Hangi şartlar olacak? Bunlar netleşecek. Şimdi mecliste tatile girer zaten. Yani bilmiyorum ne zaman açıklanır. Öyle söyleyeyim. Daha doğrusu tatil sezonu yani. Yok işte her yerden, yok o yok bu. Yani bu iş uzar birazcık. Öyle söyleyeyim.
Bağkur eşitlemesi bekleyenler kimleri kapsayacağı belli olmadığı için net yorum yapamıyorum. Ama küçük esnaftan kasıt NACE kodlarına göre midir? Sadece basit usulleri mi kapsıyor? Gelir vergisi mükelleflerini kapsayacak mı? Yani dediğim gibi kriterler ne olacak? Belli bir hacim koyacak mı? Yani şartları ne olacak? Tamam eşitleme olacak da 7200'e göre kimleri kapsayacak? Bunlar hep soru işareti. Yani EYT'den emekli olmak isteyenler, gerçekten zamanınız çok kısıtlı. Ya çalışarak ya borçlanarak primlerinizi doldurmaya bakın. Hala işte 5000 prim günü olur mu diyenler var. Arkadaşlar bu çok zor. Yani olsa da zaten olana kadar zannediyorum sizin emeklilik hakkınız gelecek. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü var olan bir seçim vardı ve geçti. Şu an sadece belediye seçimleri var. Hani emeklilikle ilgili gerçekten EYT'den yaş şartının ortadan kaldırılması çok büyük imkan sundu. Yani bu beklenmeyen bir şeydi ve çoğu kişi şu an ikinci, üçüncü maaşlarını alıyorlar. Sizin de eğer priminiz eksikse bir gün dahi beklemeyin. Ama borçlanmayla, ama 4 aylık çalışarak primlerinizi tamamlamaya bakın. Bir de borçlanmalarınızı hangi statüden yaptığınıza dikkat edin. SGK memuruna gittiğinizde eğer ki siz 4 ay SGK'lı çalışır iken borçlanma yapıyorsanız bunlar 4 aya sayılıyor. Eğer sizin dükkanınız vardı, kapattınız, gittiniz şimdi sigortalı çalışmıyorsunuz. O dükkandan dolayı 4B'ye gözüküyorsunuz, borçlanma yapmaya gitsiniz 4B sayılacak. Bu sefer 4B'ye geçtiğiniz zaman primleriniz artar. Yani siz 4A gibi işlem görmeye çalışırsınız ama olmaz. Onun bilgisini vereyim dedim. Hangi statüden borçlanma yaptığınız çok önemli. Bunu da kendiniz şöyle yapabilirsiniz. E-Devlet'ten hizmet belgesini indireceksiniz. Böyle abaküsten tek tek sayar gibi, yani ilkokulda sayar geriye doğru 1260 gün artı bir gün yapalım. 3,5 yıla tekabül ediyor. Bu 4A olmak zorunda. 4A'dan emekli olacaksanız SSK'dan. Eğer ki siz bunu altına düşerseniz, şimdi bir de şey deniyor. 1261 gün ortadan kalkacak mı? Kalkabilir ama ben kalkacağını şu an inanmıyorum. Şöyle netlik yok. Yani Bağkur'da da kısmi gelecek. Yani diyor ki bazı esnafları kapsayacak. Onun için ben şu an kalkmayacağını düşünüyorum. Ama ilerisi ne olur bilemem yani. Ne gösterecek bilemem. İnşallah kalkar. Yani birçok kişi bu yüzden mağdur zaten. Yani çok önemli sorunlar var arkadaşlar. Gerçekten anlat anlat bitmeyecek. Yani en çok 3600 günden bekleyenler mağdur oldu. Çünkü yaş şartı kaldırıldı normalde ama burada kaldırılmadı. 3600 günden emeklilikte kaldırılmadı. Bu kişiler mağdur. Zaten belli bir yaştan dolayı çalışamıyorlar. Ev hanımları daha da mağdur. Stajdan dolayı mağdurlar var. Ev hanımları haber bekliyor ne olacak diye. Bağkur priminin eşitlenmesini isteyenler var. İhyada tutarlar çok yüksek. Biz bunları nasıl ödeyeceğiz? Bari taksitlendirelim, yapılandıralım. Bilemiyorum. Bakalım ne olacak? Yani olursa bir şeyler ben duyurusunu geçeceğim. Ama ben de artık çok ihtimal vermiyorum. Çünkü seçim de geçti arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Açık açık söyleyeyim yani. İhtimal vermiyorum. Zaten yapılandırma da 30 Haziran'da dolacak. En azından eski tutarlardan borçlanabilmek için o şansınızı kullanın. Benim naçizane önerim bu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Borçlanma tutarlarına 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle günlük borçlanma tutarı 143 lira 09 kuruş oldu. Çocuk borçlanması yapmak isteyenler, askerlik borçlanması yapmak isteyenler 143 lira 09 kuruştan ne kadar güne ihtiyacı varsa çarparak borçlanacakları tutarı hesaplayabilirler. 2 yıl çocuk borçlanması 103 lira 0.23 kuruş oldu. 18 ay askerlik borçlanması 77.267 TL oldu. 12 ay askerlik borçlanması 51.511 TL oldu. İhya günlük borçlanma 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 154 lira 27 kuruş oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine tekrar ediyorum. Bu önemli bilgileri verirken biraz önce SGK primleriyle de ilgili bir video çektim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni prim tutarları ne? Çünkü elden sigorta ödeyenler var. Bu videomun sonuna ekleyeceğim. Bir de çok önemli bir kanalım var. Facebook'tan bana özelden istek gönderiyorsunuz. Özelden göndermeyin.
Saliye Ulu Işık ile Ekonomik Gelişmeler Facebook grubum var arkadaşlar, grubum. Herkesi de o gruba almıyorum. Oraya tıkladığınız zaman açıklama kısmına koyacağım. Otomatikman oraya yönlendiriliyorsunuz zaten, bilginiz olsun. Bu şekilde bilgileri vereyim dedim. Arkadaşlar yani önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Arkadaşlar primlerinizi ödeyin. EYT'den ne kadar erken emekli olursanız, ne kadar öne çekerseniz o kadar erken maaş alma imkanınız olur. Güzel yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olun, etrafınızda paylaşın ki hem EYT ile ilgili sorunlar gündeme gelmesi açısından çok önemli. İnanın herkes tarafından izleniyoruz. Benim için çok kıymetlisiniz. Lütfen abone olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Her şeyin başı sağlık. Çok üzüleni görüyorum. Onu ekstra söyleyeyim. EYT'den dolayı işte şu kadar günle kaçırdım diyenler var. Onlara kademeli emeklilik geleceğinin ben inanıyorum yani. Ama ne zaman gelir? Şöyle söyleyeyim. 4 yıl sonra gelir. Yani 4 yıl sonraki seçimde gelir. Örnek veriyorum. Bir arpa boyu yol alınır yani. Hemen olmaz arkadaşlar. Bakın ben bir video çektim. Bir daha kademeli emeklilikle ilgili kesinlikle video çekmeyeceğim. Çünkü EYT grubu gibi değil o jenerasyon. Ben buradan yorum da yapmak istemiyorum. O farkındalık için çekmiştim. Ama kesinlikle kademeli emeklilikle ilgili bir daha o konuda video yapmayacağım. Çünkü hem öne çıkması açısından önemliydi. Ama insanların şöyle bir beklentisi var. Daha EYT çözümlenmemişken kademeli emeklilik. Arkadaşlar EYT bile kaç yıl sonra çözümlendi. Yani bir şeye emek vermeden, mücadele vermeden olmaz. Zaten EYT'de mağduriyet vardı. Kademeli emeklilikte haksızlık var. Neden? Gerçekten yani 10 Eylül'de sigortalı giriş olan 2 günle emekliliği kaçırıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Tamam, orada bakın haksızlık yani. Hak mağduriyeti var. Böyle söyleyeyim. Bu şekilde üzülmeyin. Yani EYT her şey sonu değil. Hani görüyorum bazen primlerinizi tamamlamaya bakın. Önemli olan bu yani. Primlerinizi tamamlamaya bakın arkadaşlar. Bir de umutsuzluğa kapılmayın. Kendinize inanın. Kendinize inanmazsanız bir arpa yol alamazsınız. Yani kendinize inanmanız gerekiyor. Primlerinizi ödemeniz gerekiyor. Bir yerden bir başlangıcınızın yapmanız gerekiyor. Oturup hiç kimse sizin emekliliğinizi hesaplamaz. Oturduğunuz yerde SGK'ya gideceksiniz, koşturacaksınız. Bakın yoğunluklar azalıyor. Bir şeyler yapacaksınız, işe başlayacaksınız. Bir yerlerden EYT'liler de primlerini doldurmaya baksınlar. Her şeyin başı sağlık. Sağlığınız olmazsa hiçbir şey olmaz. Önemli olan huzur ve sağlık arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.